Kolombiya'daki isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN 10 aydır elinde tuttuğu eski kongre üyesi Odin Sanchez'i barış görüşmeleri öncesinde serbest bıraktı. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ELN ile askıya alınan barış görüşmelerinin tekrar başlatılması için Odin Sanchez'in serbest bırakılması şartını koştu. Hükümet bunun karşılığında cezaevindeki iki örgüt mensubunu serbest bıraktı. Finansmanını kaçırdığı rehineler için aldığı fidyelerle sağlayan ELN 1964'ten beri faaliyetlerine devam ediyor. Devrimci silahlı güçleri FARC'tan farklı olarak ELN, Ortodoks Marksizm geleneğini koruyan bir oluşum. Direniş teolojisinden etkileniyor ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. ELN 1998 yılından bu yana kod adı Gabino olan Nicolas Rodriguez Bautista tarafından yönetiliyor. Gabino 14 yaşında ELN'ye katılmıştı. Yaklaşık 2000 silahlı militana sahip ELN, FARC'a oranla çok daha az bir hiyerarşiye sahip ve askeri yönden daha zayıf bir oluşum. Ancak FARC'ın aksine ELN, ülkenin 32 bölgesinde binlerce işbirlikçiye sahip. Intentando hacer política. FARC siyasetle uğraşmak isteyen bir ordu, ELN ise savaşmak isteyen siyasi bir kuruluş. Başka bir deyişle ELN az sayıda silahlı gerillaya sahip olabilir fakat sosyal temeli FARC'tan çok daha geniş. Kolombiya'da 52 yıl süren çatışmalarda 264 bin kişi öldü ve 30 bin kişi kaçırıldı. Bu süreçte 151 bin kişi kayıplara karışırken 7 milyon kişi de evlerinden edildi. Hükümet 4 yıl süren müzakerelerin ardından çatışmalara son vermek için geçtiğimiz Kasım ayında ülkedeki en büyük isyancı grup FARC ile bir anlaşmaya vardı. Sürecin ilk aşamasında gerillalar geçiş süreci için hazırlanan silahsızlandırma kamplarına taşındı. 6300 gerillanın %80'i için bu sürecin başarıyla sonuçlandığı belirtiliyor.